arkadaşlar. Bugünkü dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Das Wetter konusunu anlatmıştık. Kitabımızda yer alan etkinlikleri de birlikte baktık. Ve şimdi de yine son konumuz olan Das Wetter konusunun kalan etkinliklerini birlikte yapmaya çalışacağız. Öncelikle burada Das Wetter konusunda hava durumunu nasıl söylemeyi, yani havanın rüzgarlı olduğunu, sisli olduğunu, yağmurlu olduğunu Almanca'da nasıl söylememiz gerektiğini öğrenmiştik. İlk etkinliğimiz de bununla ilgili, gördüğünüz gibi Was passt ordnen Sie zu? Cümle şeklinde bize verilmiş ve resimlere göre de doğru olanı yerleştirmemiz gerekiyor. İlk resmimiz örnek olarak yapılmış. Bakın gördüğünüz gibi es hagelt, yani neydi? Dolu yağıyor. Dolunun yağdığını söylemiş oluyoruz. Yine hemen bakacak olursak neler yer alıyor, bakın. Es schneit. Bunu nasıl söylüyorduk? Kar yağışlı olduğu durumlarda söyleyebiliyorduk. Es ist neblig. Demek ki sisli bir hava var. Es ist bewölkt deyince de havanın bulutlu olduğunu söylüyorduk. Es blitz und donnert deyince de gürültülü, yani gök gürültülü şimşekli olduğunu söylüyorduk, yıldırımlı. Es ist windig deyince de havanın rüzgarlı olduğunu ifade edebiliyorduk. Es regnet deyince yağışlı olduğundan, es ist heiß olarak ifade edince sıcak olduğundan, es ist kalt deyince soğuk olduğundan ve son olarak da es ist sonnig deyince havanın güneşli olduğunu söyleyebiliyorduk. Birinci resmimiz es hagelt dedik. İkinci resmimiz ise hangisi olacak? Tabii ki de es ist heiß. Yani gördüğünüz gibi havanın sıcak olduğunu söylüyoruz. Hemen yazalım. Es ist heiß olarak yazıyoruz. Diğer resmimizde ise bakın hava görmüş olduğunuz gibi nasıl bulutlu. Ben bulutlu demem için de es ist bewölkt şeklinde söylemem gerekiyor. Hemen bunu da yazalım. Es ist bewölkt. Diğer resmimizde ise görmüş olduğunuz gibi kar yağışlı, karlı. O yüzden de ne olacak? Es schneit demem gerekecek. Es schneit. Ardından diğer resme bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi soğuk bir hava olduğunu söylememiz lazım. Çok soğuk, donmuş termometrede. Bu yüzden de es ist kalt. Buna diyoruz. Es ist kalt. Ardından bakın diğer resmimizde de havanın yağışlı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de burada es regnet dememiz gerekiyor. Es regnet. Diğer resmimiz ise nasıl, bakın sisli, sisli bir hava var ve burada da es ist neblig demem gerekiyor. Es ist neblig. Bir sonraki resminde de görmüş olduğunuz gibi şimşek, gök gürültülü ve bunun için de es blitz und donnert demem gerekiyor. Şöyle yazalım. Es blitz und donnert demeliyim. Diğer resmimde görmüş olduğunuz gibi rüzgarlı demem gerekiyor. Bunun için de es ist windig kalıbını kullanıyorum. Es ist windig. Ve son resmimizde nasıl hava, bakın güneşli bir hava ve bu yüzden de es ist sonnig olarak ifade ediyorum. Ve böylelikle görmüş olduğunuz gibi öğrendiğimiz bir önceki derste de zaten hava durumu ile ilgili yine buna benzer alıştırmamız vardı. Aynı onun gibi cümle şeklinde oluşturarak havanın nasıl olduğunu ifade etmiş olduk. Dediğimiz gibi es hagelt dolu yağışlı olduğunu ifade ederken, es ist heiß havanın çok sıcak olduğundan, es ist bewölkt bulutlu olduğundan, es schneit kar yağışlı, karlı olduğundan, es ist kalt dediğimizde havanın çok soğuk olduğundan, es regnet dediğimizde
yağmurlu bir havanın olduğunu, es ist neblig dediğimizde ise sisli, es blitz und donner dediğimizde gök gürültülü ve şimşekli, es ist windig dediğimizde rüzgarlı ve son olarak da es ist sonnig dediğimde de havanın güneşli olduğunu söyleyebiliyoruz. Hemen diğer etkinliklerimize de bakalım. Dinleme olduğu için orayı atlıyorum. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi sorularımız yer alıyor ve uygun cevabı da yazmamız gerekiyor. Beantwortungsrede Fragen şeklinde soruları yazmamız gerekiyor. Zaten birinci soruyu örnek olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi haritamız mevcut ve burada da hava durumunu paylaşıyor. Yağmurlu, karlı, güneşli olduğunu görebiliyoruz ve sorulan hangi ili soruyorsa oranın hava durumunu söylememiz gerekiyor. Hemen birinci örneğimize bakalım. Wie ist das Wetter in Ankara? Burada ne diyor bakın? Ankara'nın hava durumunu bize soruyor. Hemen görmüş olduğunuz gibi 10 derece ve yağışlı olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de es ile yine başlıyoruz. Bir öncekilerde de bakın cümle şeklinde kurduğumuzda das Wetter'ı, havayı kastettiğimiz için es olarak öznesini kullanabiliriz. Ardından fiilimiz bakın yine sind, sein fiili. Burada sein fiilinin çekimlenmiş olarak yaptığımızda es öznesinde sind olarak oluyor. Daha sonra 10 derece olduğunu ifade etmek için de sein grad şeklinde diyoruz. Und es regnet in Ankara olarak bitiriyoruz. Ve ne diyor? 10 derece ve Ankara yağışlı şeklinde söylüyor. İkinci sorumuza bakacak olursak burada da schneit es in Van. Ne diyor bakın? Van kar yağışlı mı? Karlı mı? Haritamıza baktığımızda gördüğünüz gibi 9 derece olduğunu gösteriyor ve karlı bir havanın mevcut olmadığını görebiliyoruz. Ve bu yüzden de hemen cevap verecek olursak zaten schneit fiilim başta benim. Nasıl olacak o zaman fiilim başlarsa bu ya nein sorusu. Bu şekilde cevap vermem gerekiyor. O halde tabii ki de nein şeklinde yazıyorum. Nein. Yine es kullanıyorum bakın. Esle başlayabilirim. Daha sonra schneit yine fiilimi getiriyorum bakın. Tam tersi. Schneit. Ardından kar yağışlı olmadığı için ne diyeceğim? Nicht. Olumsuzluk ekimi getirmem gerekiyor. Nicht in van şeklinde bitiriyorum. Zaten schneit kar yağışı demekti ve burada da schneien olarak fiilimizi biliyoruz. Çekimden dolayı da schneit olarak oluyor zaten. Gördüğünüz gibi özne ile fiilin yerini değiştiriyoruz. Burada da es derken neyden bahsediyor? İşte das Wetter, havadan bahsediyor ve biz de yine es diyerek das Wetter'ı kastediyoruz. Üçe bakacak olursak schneit es in İstanbul. Bu sefer İstanbul'un kar yağışlı olup olmadığını soruyor. Bakın -5 derece ve görmüş olduğunuz gibi kar yağışlı. O yüzden de buna ne demem gerekiyor? Tabii ki de ya olarak cevap vermeliyim. Ya es schneit. Yine aynı şekilde ikinci sorumdaki gibi bakın sorunun cevabındaki gibi cevaplıyorum. Fiilim daha sonra es bunu özne olarak getiriyorum. Es schneit in İstanbul şeklinde soruma cevap verebiliyorum. Dördüncü sorumuza bakacak olursak regnet es in Diyarbakır. Ne diyor bu sefer? Diyarbakır'ın yağışlı olup olmadığını soruyor bize. Hemen Diyarbakır'a baktığımızda da 13 derece ve havanın yağışlı olmadığını görüyoruz. O yüzden de burada da tabii ki nein olarak başlamamız gerekiyor. Nein. Daha sonra yine bakın es. Buradaki fiilim regnet. Bunu es'ten sonra getiriyorum. Yine aynı çekiminde bir değişiklik yapmıyorum zaten. Es öncesine göre çekimlenmiş. Das Wetter'a göre es regnet. Nicht. Tabii ki getirmeyi unutmuyorum. Nicht. Ardından da in
Diyarbakır şeklinde cevaplayabiliyorum. Yine Regnet da aynı şekilde Schneid nasıl Schneid'di? Regnet fiili de nasıldı? Regnen olarak çekimlenmesini görmüş olduk. Beşinci sorumuzda ise Wie viel Grad ist es in İzmir? İzmir'de havanın nasıl olduğunu, kaç derece olduğunu bize soruyor. Hemen İzmir'e bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi 24 derece. Ve burada da havanın, bakın, güneş ve parçalı bulutlu şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi burada grad, yani derecesini sorduğu için 24 derece dediği için cevapta da direkt bunu yazmam gerekiyor. Hemen şöyle. In İzmir şeklinde tabii ki de bahsetmem gerekiyor. Çünkü İzmir'de şu kadar derece, 24 derece demem için in İzmir. Daha sonra ne yapıyorum, bakın, sind olarak yine birdeki gibi aynı şekilde cevaplayacağım. Sind. Ardından es 24 grad şeklinde yazmam gerekiyor. Bize dediğim gibi derecesini, kaç derece olduğunu sorduğu için cevapta da onu söyledik. Altıncı soruda ise Wie viel Grad ist es in Antalya? Bu sefer de Antalya'nın kaç derece olduğunu bize soruyor. Gördüğünüz gibi 27 derece ve sıcak oldukça. Güneş resmimizde görüyoruz. Heiß. O halde hatta Sonnig güneşi de sadece diyebiliriz. Yine aynı 5'teki gibi o mantıkta yapacağız. Burada da bakın yine in Antalya olarak başlayacağız. Çünkü burada İzmir'de olduğu gibi Antalya'nın derecesinden bahsetmem gerekiyor. In Antalya, sind, yine es bakın. Ardından da ne diyeceğim, bakın, 27 grad şeklinde derecesini söyleyebiliyorum. Evet, bu etkinliğimizi de yaptıktan sonra diğer etkinliğimize bakalım. Dediğim gibi fiili eğer başta görürseniz bu bir ya, nein sorusudur. O şekilde cevap vermemiz gerekir. Evet, burada yine aynı şekilde bu sefer cevaplar verilmiş. Biz buna uygun olarak ne yapmamız gerekiyor? Soru oluşturmamız gerekiyor. O halde biri zaten örnek olarak verilmiş. Es ist sonnig. Havanın nasıl olduğunu söylüyor. Bakın, güneşli olduğunu söylüyor. Ben de burada soruda ne demem gerekiyor zaten? Wie ist das Wetter? Yani hava nasıl şeklinde bu soru kalıbıyla sormalıyım. İkinci sorumuzu nasıl oluşturacağız? Hemen cevaba bakalım. Ja, es regnet. Yani ne diyor? Evet, güneşli. Ben de doğal olarak burada güneşli mi şeklinde sormam gerekiyor. Ne yapacağım? Ja, nein sorusu olduğu için tabii ki de fiilimi başa getireceğim. Yani regnet, görmüş olduğunuz gibi. Yine bununla ilgili regnet da demiştim. Çekimlenmediğinde regnet, bakın, hiçbir değişiklik yapmıyorum. Aynı zaten. Ardından da es. Fiilin arkasından da özlemi getiriyorum. Es ve bu kadar. Bu şekilde sorumu oluşturabiliyorum. Ya, es regnet olarak cevap veriyoruz. Üçte ise in Ankara ist es neblig. Bakın, Ankara'da nasıl olduğunu söylüyor. Sisli bir havanın var olduğunu görüyoruz. O halde ben de burada ne diyeceğim? Ankara'da hava durumu nasıl diyeceğim. Yine Wie ist das Wetter kalıbımı kullanmam gerekecek. Birdeki soru kalıbını kullanmam gerekiyor. Bakın. Wie ist das Wetter? Ankara'yı sorduğum için de burada da ne olacak? In Ankara şeklinde sorumu oluşturmam gerekiyor. Cevapta da zaten Ankara'yı sorduğu için doğal olarak hemen in Ankara, yine aynı kısımda başlıyorum. Dörtte ise ya im Winter schneit.
şeklinde görüyorsunuz. Evet, kış karlı şeklinde cevabımızı görüyoruz. Burada da yani kışın kar yağışlı mı olarak sormam gerekiyor ki cevapta ya nein şeklinde cevap verebilirim. Olumlu zaten. Ne yapacağız? Aynı şekilde schneit, bakın fiil mi? Ya nein sorusu olduğu için başa getirmem gerekiyor. Burada da bakın zaten schneit aldım hemen. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Schneit. Daha sonra ne yapıyorum? Bakın es. Dediğim gibi das Wetter'ı, oradaki özneyi temsil ediyor es. Ardından da im Winter olarak sorumu tamamlıyorum. Yani kışları karlı mı, kar yağışlı mı olarak. 5'te ise in Antalya sind es 30 Grad. Burada da bakın Antalya'nın kaç derece olduğunu söylüyor. Ne kadarmış? 30 derece olduğunu bahsediyor. Ben de burada bu sefer ne yapacağım? Kaç derece olduğunu soracağım. O halde burada da yine vi kalıbı ile başlayacağım. Vi fiil, biraz önceki örneklerde gördüğümüz gibi vi fiil grad olarak devam etmek gerekecek. Hemen şöyle yazalım. Vi fiil, vi fiil grad. Ardından zaten bu hemen nasıl vi ist das Wetter, das Wetter'daki gibi kalıp olduğu için bu da zaten kalıp bir soru. Grad dedim. Daha sonra bakın fiilimi getiriyorum. Ist. Ardından es. Zaten ne yapıyorum? Antalya'nın hava durumunu soruyorum. Doğal olarak in Antalya yazmam gerekecek. Ardından da 30 derece olduğunu söylüyorum. Yine wie viel Grad'da görmüş olduğunuz gibi bir kalıbımız. 6'da ise nein in Trabzon schneit im Herbst nicht. Burada da ne diyor arkadaşlar? Hayır. Burada da sonbaharda Trabzon'da kar yağmadığını, kar yağışlı olmadığını görüyoruz. Yine aynı şekilde ya nein, evet, hayır sorusu. O halde yine schneit fiilini benim doğal olarak kullanmam gerekecek. Yani sonbaharda Trabzon kar yağışlı mı şeklinde sormam gerekiyor. Yine schneit olarak başlıyorum, bakın schneit, arkasından es, daha sonra bakın hem in Trabzon hem de im Herbst kullanmam gerekiyor. Est, im Herbst, öncelikle mevsimi yazıyorum, en sonda şehrimi yazıyorum, in Trabzon olarak. Sonbaharda ne diyoruz? Bakın Trabzon kar yağışlı olarak görüyoruz. 7'de ise arkadaşlar burada da in Mersin ist es im Frühling schön. Ne diyor? Mersin'de ilkbaharda havanın güzel olduğundan bahsediyor. Burada da ne yapacağım o zaman? Ya nein sorusu olmadığı için, fiille başlayamayacağım için ilkbaharda havanın nasıl olduğunu soracağım. O da wie ist das Wetter kalıbıyla yine birinci sorudaki kalıbı kullanarak oluşturmam gerekiyor. Wie ist das Wetter olarak bakın yazıyorum. Daha sonra im Frühling, im Frühling olarak sorumu bitiriyorum. Wie ist das Wetter im Frühling in Mersin ist es im Frühling schön olarak cevap veriyorum. Evet, böylelikle burada da verilen cevaplara karşılık soru oluşturmuş olduk. Dediğim gibi wie ist das Wetter kalıbını ve wie viel Grad kalıbını unutmamalıyız. Bunlar bu etkinliklerde görmüş olduğunuz gibi direkt karşımıza çıkabiliyor. Hemen o kalıbı kullanıyoruz. Ya nein gördüğünde de evet hayır sorusu olduğu için de tabii ki de öncelikle fiille başlamam gerekiyor. Zaten cevapların içinden alıp sorularımızı tekrardan oluşturuyoruz. Evet. Şuraya da baktığımızda burada da tabela oluşturmamız, yani bir tablo
Yine bununla ilgili buna benzer örnekler görmüştük. Tablodaki verilen değerlere göre oradaki işte sıcaklığı, en düşük sıcaklığı ya da en yüksek sıcaklığı oluşturmuştuk. Bunu ona benzer kendi şehrinize göre. Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt? Yani kendi şehrinde havanın nasıl olduğunu gördüğünüz gibi günlere göre kaç derecede olduğunu belirtip söyleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde son olarak da Sie sind im Urlaub, yani tatildesiniz. Was machen Sie? Ne yapıyorsunuz? Wie ist das Wetter? Hava nasıl? Bu şekilde bir kartpostal yazabilirsiniz. Yine bununla ilgili örneklerimizi yapmıştık. Ve böylelikle bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.